Lefkoşa surlar içini hani surlar içini ne yaparsın? Surlar içini orada yaşayan, 20 yıldır orada yaşayan biri olarak aslında adaylıktan öte konuşmak istiyorum. İşte Avrupalıyız deyip de bu olayları görmeyenler, duymayanlar ve bilmeyenlerin not alması gerektiğini altını çizmek istiyorum. Peki. Bir de şey var bizim ülkemizde ne yazık ki. Seçimden seçime surlar içi sulu kule gibi davranılıyor. Yani hep bir ötekileştirme vardır. Surlar içine ne zaman gelinir, ne zaman görünür? Hiç kimse bana her zaman ben oradayım diyemez. Çünkü o bölgede yaşayan bir insanım 20 yıldır ve sadece seçimden seçime davul zurnalarla gelmekle değildir aslında oradaki insanları sahiplenmek. Bir de çok önemli bir şeye dikkat çekmiştiniz siz. Bu arada Barış Başel benim hakikaten çok değer verdiğim ve konusunda uzman ülkemizde tek kişi olarak da saygılarımızı sunuyoruz. Bu tür şeyleri, gerçekleri ön plana çıkarttığı için vatandaş olup olmaması mıdır? Yani biz vatandaşlığını çok önemsemeli miyiz ona yardım etmek için? Bakın bir örnek verdim size. Hocam ondan önce bir şey söyleme dikkat çekmek istiyorum. İşte Hataylılar Üç Dernek falan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan ve Türkiye doğumlu biri olarak, Türkiye Cumhuriyeti doğumlu biri olarak şunu söylemek istiyorum. Ben çocukluğumdan bu yana ben sen ayrımı değil bizle bağlandım bu topraklara. Dolayısıyla Hataylılar Derneği'nin 3 derneğe bölünmesi vesaire beni ilgilendirmez. Hatay doğumlu biri olarak gurur duyarak da söylüyorum. Derneklerin bölünmesi insanların bölünmesi anlamına gelmemelidir. Birkaç tane dernek var. Hiçbirinin üyesi değilim. İçerisinde sevdiğim, saydığım arkadaşlarım da vardır. Ama her defasında söylediğim insanlar dernekler kadar bölünmemişler ve birlik içerisindedirler. Peki biz neler yapacağız? Her platformda dikkate çektik. Ben başlık altında sunmak istiyorum. Bu arada Toplumcu Demokrasi Partisi'nin söylemiş olduğu projelere küçük bir gülücük attım. Gerekçe de Demokrat Parti ilk adayını açıklayan belediye partiydi. İlk belediye meclis üyelerini açıklayan bir partiydi. Ve ilk projelerini ortaya koyan bir partiydi. Dolayısıyla hepinize bakıyorum ki özellikle şeffaflık başta olmak üzere hesap verilebilirliği hepiniz programlarınızın içerisine almışsınız. Öncelik yapmak bizim aklımız yok. Evet, hayır tamam. Şöyle bir şey var. Takdir edilip takdir edilmek oldukça güzel bir şeydir. Bunun altına dikkat. Takdir edilmek güzel bir şeydir. Bunu örnek almak güzel bir şeydir. Bunu yok, kopya olarak alacağımız örnek Demokrat örnek Parti almayalım. Değil asla. Peki bizler neler yapacağız? Tekrar bir yapılandırma yapacak olursak insan kaynakları, Lefkoş halkının mutluluğunu üst seviyeye çıkarmak için yapacaklarımız var. Belediye çalışanlarının sorunlarını çözmek açısından başlatacağımız projeler var. Mali yapılandırma ile ilgili ekibe bakıldığında bu konuda uzman insanların olduğunu biliyoruz. İdari yapılanmadan zaten bahsetmiştik. Silbaş'tan sağlık açısından da önemli kriterler olduğunu söylüyoruz. Şeffaflık her şeyin başında geliyor. Bir gazeteci olarak da bunun altını çiziyorum. Vatandaşımızın bilgi edinme hakkını en üst seviyeye çıkaracağız. En önemli nokta bu. Her konuda hesap verilebilirlik ve bu vergilerin nereye gidebileceği konusunda da şeffaf olacağımızın altını çiziyoruz. Sürekli ve sistemli eğitim de bunun devamında olacak. Akademi çalışmaları da var. Özellikle sosyoloji, sosyal anlamda da belediye hizmetlerini en üst seviyeye çıkaracağının altını çizebiliriz. Teşekkür ediyorum.